Şimdi size bir şey göstereceğim. Burası benim kardeşimin odası. Selam kardeşim, nasılsın? Merhaba, ne oldu? Merhabalar. Hamsterların hakkında konuşmaya geldim. Şu an o kadar kısa gözüktün ki. Çömelelim. Ben o kadar kısa değilim. 10 santim falan var arada. Ne konuşmak istiyorsun? Ben şu an daha kısayım. Tamam, şunu konuşmak istiyorum Harun. Bence hamsterların için gerekli yaşam alanına sahip değilsin. Bunu ben de biliyorum zaten. Ve bu benim canımı sıkıyor. Sıkması lazım. Abimsin. Abin olduğu için değil. Hamsterlardan dolayı canım sıkılıyor. Senden dolayı değil. Bakın şimdi size kafesi göstereyim ben. Benim cebime 5 kuruş para girmiyor. Cebine 5 kuruş para girmiyorsa niye alıyorsun hayvanları? Hobi. Bak şimdi. Normal. O hayvanlara ben her türlü alanı sağladım. Bence normal bir hamsterdan daha kaliteli hayat sürüyorlar. Leğende bakıyorsun hayvanlara. Leğen değil, bu saklama kabı. Normalde ben bir hayvan bakıyorsam ona olabilecek en doğal ortamını sağlamaya çalışırım. Mesela benim akvaryumda hiç yapay bir şey gördün mü? Burada yapay bir şey var mı? Doğal ortamla da alakası yok ama. Bu arada hamsterlar nerede? Çıkartsana şunları. Ne oldu? Isırıyorlar çünkü senin doğru hayvanların yok. Şey sıkıntılı. Tipe bak ya. Diğeri nerede? İçine bak. Uyanın bakalım. Isıracak diye korkuyorum. Atak yapıyorlar herhalde böyle. Kavgaya çıkıyor. Fazla sevimliler ya. Bu arkadaşların adı Pirimçu. Bunun adını ben koydum. Bunun adı da Vic Vic. Bunun adını da Harun koydu. Niye bunun adını Pirimçu koydum? Ne yapıyor lan o? Çünkü Harun bunlardan prim yapıyor. Neyse işte gördüğünüz kafesini kavga ediyorlar şu an, bir şeyler yapıyorlar. İşte bunlar hiç hayvanların enerjisini atacak yerleri olmadıkları için, bak hayvanlar birbirine giriyor burada. Dönme tahtaları var normalde, biliyorsun ki değil mi? Dönme tahtaları var normalde ama ne yaptın da sen dönme tahtayı? Gerçi sen yapmadın. Ben yapmadım. Dönme tahtasını da ben yaptım bu arada 3 boyutlu yazıcıdan. Hani hayvanlar hareket edebilsin diye. Sen yapmasan ben yapmayacak mıydım? Ben yapmasam sen yapmayacaktın. Öyle bir şey yapabileceğini biliyor muydun? Evet. Tamam neyse, ben sana kafes aldım. Hamsterlara kafes aldım, sana değil. Sen onunla değilsin. Ayıp oluyor ama bir dakika. Ne? Niye bana başta kafes aldım sana dedin? Öyle mi dedim? Öyle dedim. Tamam, o kısmı sildim ben şu an. Hamsterları aldım. Hamsterları getirelim mi? Hamsterları bence hemen getirme. Gel ilk önce bir kafesi kuralım çünkü bayağı zahmetli bir kafes gibi, böyle bir sürü garip parçası var. Ben girebiliyor muyum içine? Uzay mekiği gibi bir şey yani. Kafesimiz bu. Şöyle bir kutusu var. Çok şekil gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence de şekil, üstelik hani bak bu yanda direkt toprağın altındaki şeklini falan koymuşlar. Ha evet, bak ben onu görmemiştim. Şuradan gözüküyor mu? Olmadı, yakın şey gösteririm. Gözüküyor bence. Şurada hamsterlar doğal ortamında böyle bir kafes yapıyorlar falan demişler. Aynen, doğal ortamına yakın yanmışlar yani. Bir de bir sürü şey aldım. Ne o? Talaş. Talaş. Kokulu kokulu bir sürü talaş aldım çünkü leş gibi kokuyor. Hiç temizlemiyor biliyor musun? 2 haftada bir temizliyorum. Bundan sonra haftada bir temizleyeceğim. Bu arada bu marka benim bildiğim bir markanın alt markası galiba. Benim akvaryumda malzemelerini kullandığım bir markanın alt markası gibi bir şey sanırım. Emin olamadım o konuda ama. Yalnız çok fazla parçası var. Nasıl? Aa, şey neydi o? Genji'ye benzedim biraz. Çiçeği devirdim, içinde sular vardı. Harun bez getir. 2 dakika otantik ortam yapayım dedim ve yaşadıklarıma bak. Çok güzel gözüküyorlar ama neyse. Tamam, öyle aksilikler olabilir. Yani canlı yayında öyle kazalar olabilir falan diye girerler ya. Bu canlı bile değil ama neyse. Kullanım kılavuzu nerede bunun? Bayağı bir işimiz var gibi duruyor. Harbiden bayağı işimiz var yalnız. Bakın bir tarafı bu. Bir de daha arkası var. Bunların hepsini yapacağız şimdi. Bitti. Şimdi bu sulu... Bu arada çok azıcık damlatacak ilk başta. Buraya damlatma bence. Oo. Belirli bir şeye kadar damlatıyor. Evet, bu kısım garipmiş. Suluğunu çok absürt yapmışlar ya. Şimdi yalnız buraya bunu çat diye oturturken yine damlayacak bence. Oo, hem de nasıl damladı. Ha, şöyle yaparsın.
Damladı mı? Burayı açarsın. Tamam, bunun içine peçeteyle temizlersin orası. Şimdi bitirdik. Şöyle bir size göstereyim. Şimdi burası ana bölümümüz, ana ev. Şöyle önde kilidi falan var. Ondan sonra burayı açtığınız zaman burada bir tekerlek var. Arkasında bir de ev var aslında. O evi birazdan şey hareketli kamerayla gösteririm. Şurada bir tane taşıma mini kabı. Ev var. Hem taşıma kabı olarak yapmışlar hem böyle mini ev gibi bir şey yapmışlar. Hoş bence. Şurada bir suluğu var. Suluğu birazcık acayip. Şu an damlatmıyor. Onun dışında bir de yani dedim ya böyle birbirine bağlayabiliyorsunuz falan diye işte. İki tane şurada bağlantı noktası boşta duruyor. Burada bir tane duruyor. Ya bence o kadar. Buradan da uzatıp bunun mesela sonraki. Aynen öyle de yapabilirsin yani. Hatta bunları farklı senaryolarda kullanabilir misin diye bile düşünüyorum. Hani mesela burası tepede olmak zorunda değil bence. Yani bunu aşağı doğru ittirirsek direkt şey olacak. Yatay olarak olabilecek ama şu an suluğu devireceğimiz için denemeyeceğim. Ya elimle parçalamak istemiyorum ben ya bunları. Tamam git sen hamsterları getir. Ben bunu doldurayım. Tiplere bak, tiplere. Lan elimde kavga etmeyin, elimde kavga etmeyin. Boing. Boing. Hiçbir şekilde kafesin bir yerini keşfetmediler yani. Ha bir tanesi yuvasına girdi. Demiştim ya arkada bir tane ev var diye. Bakın şurada ev var bir tane. Orasını yuva yapacaklar. Bir tane de tepede noktası var onun. Şu tepedekini nasıl göstereceğim ya. Şurada bakın. Tam şu arkasında. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ha gözüküyor. Şunun içine koyayım mı bir tanesini abi? Neyin içine? Şunun içine dönmeden istiyorum. Gel. Koy bakalım. Çıkacak değil mi? Aha. Yapacak. Ben şu borulara girsinler istiyorum artık. Aha girdi. Allah girdi. Hadi. Hadi Vic. Yukarı. Kapat armını. Kapat şunun ağzını. Kapat orayı yukarı çıksın. Elimi kemirsin değil mi sonra? Yukarı çıkmasını istiyorum buraya artık ya. Koyayım mı bir tanesini? Gelme elime doğru gelme. Isırır ki. Allah'ım. Oğlum yukarı çıksanız artık. Bence bilmiyor daha orayı görmedi. Bilmiyor da anlasın ya. Anlayamadı. Neyse al bir tanesini yukarı koyalım ya. Ama şu an ısırabilirler beni bence. Ben potansiyeli görüyorum yani. Seni hep ısırıyorlar zaten. Hadi koy şuraya. Merak ediyorum abi bir şey yapsınlar artık. Bak, isırmayacak ya bak. Hareketlerden belli. Ötekini al. Primçu keşfeder. Al primçuyu. Allah'ım. Tamamdır. Hadi bakayım. Ne yapacağız şimdi? Düşüyormuş şimdi burada. Bak görüyor musun? Keşif timi. Sıkışmadı değil mi oraya? Sıkışmaz ya tüyleri şey yok. Hayda geri çıktı ya. Oğlum bu hayvanlar işte leğenin içinde yaşaya böyle olmuşlar. Leğen değil saklama kabı. Leğen. Prim çocuğum. Evlat. Hadi. Bak videodayız biz. Şu an buradan geçtiğini ben insanlara göstermek istiyorum. Yapar mısın şimdi? Tipini yediğim şuradan git. Nereye kadar geldi? Buraya kadar geldi mi? Hı hı. Acaba düşeceğini mi düşünüyor? Olabilir. Aha. Haydi. Hadi. Haydi. Hadi. Haydi. Hadi. Hadi dostum. Aha vallahi gidiyor. Oğlum çok sevimli duruyor ya. Gidiyor. Hadi. Ya geri çıkıyor korktu. Ha yok keşfediyor. Geri çıktı ya. Şu hayvanlar bir alışsın buraya. Bir keşfetsinler falan. Ondan sonra tekrar gelip size yaptıkları şeyleri gösterelim bence. Geldik. Gözüküyor muyum? Şuradayım. Buradayım. Geldik ama bunlar hala takılıyorlar. Ve görev yeniden başlasın. İkinize dar orası bakın. Biriniz şu borudan geçsin. Ve ondan sonra her şey muhteşem olsun. Harun senin hayvanlar cahil mi? Ayıp oluyor ama. Aha hadi. Hadi. İteyim mi kıçından? Hayır. Ya hadi ya. Neyinden korkuyorsunuz bu kadar anlamadım ki. Bak sizin türünüz bunu yapabiliyor. Öyle bir kapasitesi var. Hadi. Korkma. Hamstersın sen. Tutunabilirsin. Tutunarak oradan aşağı inebilirsin. Hadi Vic. Hadi. Bu sefer yapıyorsun. Hadi. Hadi yapıyor. Yapıyor. Hadi. Hadi be. Ya yok artık. Manyak mısın sen? Aa çıkamayacak. Tamam mecbur inecek. Aa. İnat etti. Korktu. Aa psikopat. Al şaka gibi ya. Hadi bakın burada tutunması için bir sürü nokta var.
Bunların hepsi böyle rahat bir şekilde oradan inip çıkabilmeleri için abi. Böyle doğal böyle toprak ortamında olması gerektiği gibi falan. Hadi Primço, senin adını ben koydum. Sen daha delikanlısın biliyorum ben. Hadi. Hadi. Ha. Bu vik kadar bile inmedi. Hadi başarıyor. Bu sefer kararttı gözü. Bu sefer gözü... Şuradan poposuna pandiklesem. Ya senin delikanlılığın nerede kaldı ha? Delikanlılığın nerede kaldı senin? Artık kameraların şarjı bitecek ve hala... Yani siz bunu kesilerek izleyeceksiniz tabii. Ben hepsini görmeyeceksiniz ama biz bayağıdır buradayız. Aha, hadi. İkisi de geçti. Hadi. Aa, hangisini takip edeceğim? Soldaki daha avantajlı. Yani Wig. İkiz Wig geri döndü. Hadi Primço. Primço hadi. O tavanı kemiriyor. Hangisinin önce oradan ineceğine dair iddia girelim mi? Neyine? Neyine girelim? Neyine giriyoruz? Sağlam bir şeye gireceğiz o zaman. Sağlam bir şeye mecbur. Sanki sağlam bir şeyi karşılayabilecek de sağlam bir şeye gireceğiz diyor ya. Dingile sen tam bir pisliksin ya. Gömdü bir de beni ya. Kaybeden gider dondurma alır. Ya bu muydu? Daha ne istiyorsun? Tamam sen söyle. Kaybeden gider dondurma alır. Tamam. Biz bunlardan biri inene kadar bekleyeceğiz. Niye iddiaya girdik ki durup dururken şu an? Bilmem. Aşağı koyup yukarı çıkmalarını mı beklesek daha mantıklı? Yoksa yukarı koyup aşağı inmelerini mi beklesek daha mantıklı, onu düşünüyorum şu an. Arkadaşlar kameraların şarjları bitmek üzere ve bunlar hala aşağı inmek veya yukarı çıkmak konusunda hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi Primço'yu da alıp aşağı bırakacağız ki aşağıda aç susuz kalmasınlar yani. Yukarıda bırakırsak korkmaya başladım ben. Artık bir gün öğrenecekler kendileri yukarı çıkmayı diye düşünüyorum. Yukarı çıkmayı öğrenemezlerse o en başta demiştik yani böyle yatay yatırırız diye. Büyük ihtimalle yatay yatırırız, o şekilde her tarafını kullanmış olurlar. Her türlü öğrenirler bence ya. Bence aynen. Öğrenirler çünkü yani bu... Bu gece büyük ihtimal öğrenmiş olurlar. Hamsterların doğasında olan bir şey ya. Normalde hamster aşağı doğru, toprağa kazıp aşağı doğru iner. Bu da onu taklit etmiş bir şey, ona rağmen beceremiyorlar. Ama işte şu açıdan düşünün, bu hayvanlar bir yerde akvaryumun içinde doğup ondan sonra leğende yaşamlarına devam ediyorlar falan hani. O yüzden öğrenememiş olmaları normal. Şimdi daha böyle doğal ortamlarına yakın bir şeye sahip oldular diye düşünmekteyim. Sessiz kaldın çok. Gömüyorsun durmadan beni çarpıp baktın. Ama konuşamıyorum da. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bu tarz başka video istiyorsanız gerçekten belki buna ek alabilirim yani. Şu an daha kararsızım çünkü azıcık pahalılar. Ama sana koyar mı be? Sizden gelecek tepkilere göre düşünebilirim böyle yanına birkaç tane ek almayı. O yüzden aşağıya belirtebilirsiniz veya videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Gelecek videolarımı kaçırmamak için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ayrıca inceleme videoları için bu kanalıma, eğlence videoları için ise ana kanalıma ulaşabilirsiniz. İkisi de buralarda bir yerlerde çıktı. Bir de Harun'un kanalı var, ona da isterseniz abone, ona yer kalmadı yalnız, iki kanal koyabiliyorum. Neyse arkadaşlar, hepiniz kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.